yerinde ve zamanında kullanılıyorsa boşlukları doldurabilen, bazen de beyin ve dil dengesizliği sonucu yeri doldurulması güç boşluklar açan şeydir. 2014 yılında elde ettiğim green card ile keşke Amerika'ya gitme fırsatını geri çevirmeseydim. Her gün işe mutlu gittiğinizi, o adımları atarken strese hiç girmediğinizi, ayağınızın geri geri gitmediğini. Harika bir şey değil mi? Ama bu fırsat elimize geçmişti, biz arkamızı dönüp gitmiştik. Hiç fark ettiniz mi, hissettiniz mi bilmiyorum. Zaman korkanlar için uzun, mutsuzlar için yavaş, mutlular için ise çabuk ve hızlı geçer. Bir gün ağlatan, ertesi gün güldüren, çeşit çeşit sürprizlere gebe bir yolculuktur o. Hayatta çok farklı şeyler yaşanıyor, iyi veya kötü. Ama bazı şeyler var ki onları geri döndürmek imkansız. Sonuna kadar izleyin. Maalesef hayatta 4 şeyi geçtikten sonra geri döndüremiyoruz. Birincisi, söylenen söz. Yerinde ve zamanında kullanılıyorsa boşlukları doldurabilen, bazen de beyin ve dil dengesizliği sonucu yeri doldurulması güç boşluklar açan şeydir. Sözler, kimi zaman insanı kalbinden vuran, kimi zaman hayat kurtarabilen kelimelerdir. Hani atalarımız derler ya, deveyi düz öldürür, sırmayı göz öldürür, yiğidi kılıç kesmez, bir acı söz öldürür. Sözler, kelimeler bazılarının zannettiği gibi uçmaz, kalıcıdır. Sözler ağızdan bir kere çıkar, doğru. Kulaktan geçer, beyin defterine kaydedilir. Her söz söyleyeni bağlar. Söylediklerimi geri alıyorum, öyle demek istememiştim, yanlış anlaşıldım diyemeyiz çoğu zaman. Evet, söz ağızdan bir kere çıkar. Sonra bir kere daha çıkarsa ki çıkabilir, aynı söz olmaz zaten. Artık her şey değişmiştir. İnsanları kötü neticeye sürükleyen dilleri ve kullandığı sözcüklerdir. Sözler hem her şeyin başı hem de sonu gibidir. Yaydan fırlayan ok gibi. Ok bir kere yaydan çıktıktan sonra geri döndüremezsin. İnsanın her sözü kaydedilip yazılır derdi eskiden büyüklerimiz. Ve bir gün karşına çıkacak diye de eklerlerdi. Bunu günümüzde daha iyi anlıyoruz. Mesajı gönderiyoruz. Yanlış oldu deyip siliyoruz. Ama o bir yerlerde kayıtlı. Silsek de bunun farkındayız. Tabii ki geri adım atıp düzeltmek güzel ama her zaman çare olmuyor. Bir gün karşımıza çıkacak söz ve cümlelerimiz için ya güzel konuşmak ya da susmak en güzeldir. Hatta insan konuşmak isteyince önce düşünmeli, söyleyeceği zarar vermeyecekse konuşmalı, zarar verecekse susmalıdır. Halk arasında yaygındır. Biliyorsan konuş, ibret alsınlar, bilmiyorsan sus, adam sansınlar. Bir insanın yeri geldiğinde yapabileceği en onurlu şeydir. Erkekler bunu başarabildiğinde karizma erkek olur, kadınlar yapabildiğinde ise gizemli vasil. Bazen susmak ve zaman tünelinde öyle kaydolması konuşmaktan çok daha değerlidir. Bazen sözler ve söylenenler hem söyleyeni hem söyleneni o kadar üzer ki zamanı geri almak istersin. Ama nafile. İkincisi, kaçırılan fırsat. Sayısız fırsatlarla dolu zannettiğimiz hayat aslında bizim için pek de öyle değildir. Bazen kaçıp gidenleri yakalamak imkansız olur. Yeni fırsatları da beklemek sabır ister. En kötüsü ise ileride hayatınızı değiştireceğini gördüğünüz bir fırsatın önünüzden geçip gitmesidir. Çok duyarsınız, çok duymuşsunuzdur bazı cümleleri. 2014 yılında elde ettiğim green card ile keşke Amerika'ya gitme fırsatını geri çevirmeseydim. İçimde ukdedir. Yurt dışında yüksek lisans eğitimi yapma imkanımı elimin tersiyle keşke gitmeseydim.
Geçen hafta indirime girmişti bu ayakkabı. Keşke alsaydım. Şimdi fiyatı iki katına çıkmış. Herkesin yakınlarında muhakkak fırsat kaçırmakta üstüne olmayan biri vardır. Hep anlatır durur. Zamanında şu arsayı alsaydık şimdi zengin olmuştuk. Babam minibüs plakası alacaktı o zaman, alamadık. Parayı oraya harcayacağımıza dolara yatırsaydık. Vesaire vesaire. Hayatınız boyunca sevdiğiniz bir mesleği yaptığınızı düşünsenize. Her gün işe mutlu gittiğinizi, o adımları atarken strese hiç girmediğinizi, ayağınızın geri geri gitmediğini. Harika bir şey değil mi? Ama bu fırsat elimize geçmişti, biz arkamızı dönüp gitmiştik. Elinizden alınan veya kaçırdıktan sonra bir daha geri gelmeyecek olan fırsatları daha da acıdır. Böyle durumlar insanı daha çok üzer. Ben nerede yanlış yaptım diye düşünmek hiçbir fayda sağlamaz. Aslında anlayabileni hayatın her anı kaçırılmayacak fırsatlarla doludur ve bizler bunlardan çok azını bile fark edip anı değerlendirebilseydik hayatımız cennet olmaz mıydı? İşte o zaman anlarsınız ki hayat sunulan fırsatları yakalamaya çalışmakla değil, kendi fırsatlarını kendin inşa etmekle dolu dolu yaşanır. Eline geçen fırsatı kaçırdığı için dövünen insan olmaktansa, o şansı yeniden yakalamak ya da başka bir yerde yeni bir kapı açmak için çabalayan insan olmaktır güzel olan. Hayat bir fırsatlar silsilesidir. Görebilene. Fırsat kaçtı diye düşündüğümüz, dövündüğümüz hep maddi şeyler değil mi? Bir de birinin gülümsemesine, mutlu olmasına vesile olacakken onu yapmamak da bir fırsatı kaçırmak değil midir? Üçüncüsü, geçen zaman. Zaman çoğunlukla ne kadar da çabuk geçti denilen şeydir. Akıp giden su gibi, elimizden geçtikten sonra ancak birkaç tane kum tanesi kalır. O kadar gün geçirmişsindir, çok mutlu olduğun, çok acı çektiğin günler olmuştur. Ama zaman akmaya devam eder ellerinin parmaklarının arasında. Bazen geçmek bilmeyen, bazen de dur dediğinde durmayan kavramdır. Hiç fark ettiniz mi, hissettiniz mi bilmiyorum. Zaman korkanlar için uzun, mutsuzlar için yavaş, mutlular için ise çabuk ve hızlı geçer. Gerçekten sevenler içinse zamanın sonsuzluğu hissedilir. Zaman diye bir şey aslında yoktur. Tam olarak kavrayamadığımız şeylere anlam verme çabamızın bir sonucudur. Güneş sayesinde hayatımızı eşit parçalara bölen bir algıdır o. Nasıl ki boyumuzu ölçüp kilomuzu tartıp bilmeden önce de yaşayabiliyorsak, zamanı tam olarak ölçmeden önce de yaşayabiliyorduk. Üstelik tam olarak ölçülebilen bir şey mi? Bu da tam bir muamma. Zaman, ucunu bucağını bilmediğimiz evrende kısıtlı bulunuş süremizi ölçmek için kullandığımız bir cetveldir sadece. İçinde yaşadığımız kainatın, sadece üzerinde yaşadığımız dünyanın bile kaç yaşında olduğunu bilemiyoruz. Einstein gibi bilim adamlarına göre tamamen izafi bir kavramdır o. Yani herkese göre, her duruma göre, yere göre farklı. Her yetiştirdiği evladının gözünün yaşına bakmadan canını alan kimdir diye sorar Karagöz. Cevabı da kendi verir. Zamandır. Zaman gidince, hayatta geçince hep hayıflanılarak, pişmanlıklarla birlikte anlatılır. Bunun için zamanı en değerli işlerde kullanmak şarttır. Çünkü hayatta her an yapılabilecek, kainata görüntü olarak gönderilebilecek o kadar güzel şeyler vardır ki. Zaman çabuk geçip gittiği için bunların o an için en değerlisini öne almak gerekir. Diğerlerini de derecelerine göre sıraya koymalıdır. Bu zamanı en güzel şekilde değerlendirebilmek için dikkat edilmesi gereken mühim bir kuraldır. Televizyonda bir yarışma olsa, bir dakikalık süre içerisinde yerde duran paraları toplamak için yarışılsa ne yaparsınız? 200 lira gibi değeri en yüksek olanları toplamaya çalışmaz mısınız? Süreniz kısıtlıdır çünkü. İşte gerçek hayatta da insanın böyle yapması gerekmez mi? Dördüncüsü, hayat ve ölüm. Hayat, sevse de sevmese de aslında insanın sahip olduğu tek şeydir. Hayat, olup bitenlerden sonra içimizde hissettiğimiz bir mutluluk, yüzümüzde beliren bir gülümsemedir. Sıkıntılı zamanlar unutulur gider. Hayat güzeldir. Ölenler için haberlerde hep falan kişi hayatını kaybetti denir. Demek ki kaybedilen bir şeydir. Anlamsız zannetmemize rağmen gene de güzel olan, aslında göz açıp kapayıncaya kadar geçen bir olaylar bütünüdür. Bir gün ağlatan, ertesi gün güldüren,
çeşit çeşit sürprizlere gebe bir yolculuktur o. Bir sıkıntı yaşandığında insanın "hayata küstüm ya, hayatımda böyle bir şey görmedim" tarzı cümleler kurmasına sebep olan olaylar zinciridir. İnsan olduğumuz için iyi bir şeyler yapmakla görevlendirildiğimizi hissettiğimiz bize ayrılan zaman dilimidir. Bu görevi kim, ne için vermiştir? Zorunlu bir görev midir? Hep hayatın anlamını araştırır, tartışır dururuz. Sevdiklerimizi kaybedince insana gereksiz, anlamsız, boş hissettirir kendini. Aşık olmak, bir hedefe kilitlenmek, o yolda yürümek gibi şeyler gerçekleşince de ondan ayrı bir lezzet, ayrı bir zevk alırız. Bazıları sevdiğine hayatım şeklinde hitap eder. Bazıları da ömrüm. İşte hayat o kadar değerlidir. İnsanların bir gün ölüp gideceğini düşünürsek, ölüm öncesi ön hazırlık sürecidir hayat. Ölüm ile sonlanan, ölüm ile değer kazanan kısa süreli maceradır. Belki de sanılanın aksine iyi bir şeydir ölüm. Bazıları ona kötü anlamlar yüklemesine rağmen. Bazıları hayattan nefret eder, ölmek ister, istisna olarak. Sıkıntılı zamanlarda bunu düşünenler olabilir. Ama genele baktığımızda genelde hayatı herkes sever. Neredeyse hiçbir insanın hiç var olmamış gibi yok olmaktan yana bir tercihi olmaz. Hayatın ölüm ile sonlanması hepimizin bir oyunda olduğunu, rolümüzü en iyi şekilde yapmamız gereken bir zaman dilimini yaşadığımızı hatırlatır. Korkularımız, isteklerimiz, arzularımız, dileklerimiz hepsi hayat ile anlam bulur. Bazıları elinde her türlü imkan varken mutlu olamaz. Bazıları da hiçbir imkan yokken hep mutludur. Güzel cümledir, duymuştum. Ölüm ile sonlanan hayat bitince bir satranç oyununda olduğu gibi şah da piyon da aynı kutuya konur. Onun sayesinde yaşamın değerini anlar insan. Hani insan bir şeyin gerçek değerini kaybettikten sonra anlar ya, işte ölüm de yaşamın değerini anlatır böyle. Ama bir tek farkla. Bunu ölümü yaşayan kişiye değil, ölümün ardından bakanlara, geride kalanlara anlatır. Ölenin yakınları o ölümde kendi ölümlerini görürler, nasıl öleceklerini düşünürler. İşte ölüm. Kimine göre hayatın sonu, kimine göre ise müthiş bir başlangıç. Kaybedilenler değerli eşyalar mı, ev mi, araba mı, dost, akraba, yakınlar mı? Hepsi kaybedilince bir şekilde unutuluyor. Soru şu, hayatta geri gelmeyen dört şeyi düşünerek anı en güzel şekilde değerlendirmek gerekmez mi?